Herkese selamlar. Bir önceki dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Projemizi çalıştırmak için öncelikle VS Code'a gelip yukarıdaki terminalden yeni terminal oluşturuyoruz ve karşımıza direkt dosyanın içerisinde olan bir terminal geliyor. Burada direkt npx expo start dediğimizde başlangıcı yapacaksınız. Ve burası çıktıktan sonra da i'ye basıp iOS, a'ya basıp Android Studio'dan bir tanesini açabilirsiniz. Projemiz açıldıktan sonra bir önceki derste işlediğimize kısaca bir göz atalım. Burada e-mail ve password olan bir login sayfası yapmıştık. Üzerine de bir ikon koymuştuk. Aşağıda gelip login'e tıkladıktan sonra loading page geliyordu. Loading page'de normalde çıkış butonu olmaz, ancak biz kapatmak için buraya buton koyduk. Loading'i de dışarıda hazırlayıp da main komponente gönderdiğimiz için bir child komponent görevi görüyordu. Yani dışarıdan hazırlandı, bir alt kademeden bir üst kademeyi import ettik. Nasıl? Pressable şeklinde. Bir buton hazırlamıştık loading içerisinde. Daha sonrasında da buraya import etmiştik loading olarak da şöyle görebiliyorsunuz. Bugün artık sayfalar arası geçişi göreceğiz. Sayfalar arası geçişte navigasyon denilen sistem kuruluyor. Yani birden fazla sayfa kuruyoruz ve bu sayfalar arasında geçişleri navigasyon sistemiyle kullanabiliyoruz. Bundan dolayı öncelikle navigasyon için import etmemiz gereken yapıları işleyeceğiz. Navigasyonu geçmeden önce bu sayfamızı artık dışarıya taşıma zamanı geldi. Çünkü app.js içerisinde sayfa kodlamaları yapmıyoruz. App.js her şeyin böyle en son geldiği dosya olarak düşünebilirsiniz. Bu dosyayı bu şekilde bırakacağız, ancak bu kodları çıkartacağız bunun içerisinden. Yani aslında burası bir login sayfasıydı. Şimdi geleceğiz biz artık folder structure dediğimiz klasörlerin mimarisi yapısına. Burada yaptığımız mimari bizim için tamamen her şeyi temsil ediyor demektir. Projemizin okunaklı olması, clean code vesaire diye gidiyor bir sistem. SRC içerisinde bütün sistemimiz olacak demiştik daha önce. Komponent denilen yapı artık küçük parçaların birleştiği yerdi. SRC içerisinde bir klasör daha açıyoruz ve screens diyoruz. Bunun içerisinde de ana sayfalar, yani bütün sayfaların direkt isimleri olacak. Komponentte de loading, çıkış butonu, buton, giriş butonu, ara ekranlar gibi yapıları kullanacağız. Örneğin buraya login page yapacağız. Artık aşağı açıldı, gördüğünüz gibi SRC burada. SRC'nin altında bir komponent klasörümüz var, bir de screens klasörümüz var. Şimdi buradaki screens klasörümüzün içerisinde bir login.js diye, loginpage.js diye bir sayfa oluşturuyoruz. Gelir gelmez varsayılan kodlarımızı getirmek için R, N, F, E, S yapıyorduk zaten. Bunu biliyorsunuz. Buraya girdikten sonra artık app.js'teki kodları dışarı taşıyacağız. Normalde biz direkt burada login page'de kodlamaya başlamamız lazım, ama genel yapıyı öğrendik. Üstelik bir de bir kodları dışarıya nasıl taşırız, bunu burada görmüş olacağız. Hemen bu taraftaki bütün kodlarımızı şöyle bir görüntüleyelim. Aslında burası bir function yapısı, gördüğünüz gibi function yapısı içerisindeki kodları alıp dışarıya taşıyacağız. Şimdi bizim function yapısı içerisindeki kodlarımızı şu şekilde aldığımızda aşağıya geliyoruz. Hem style'ımızı alacağız, hem diğer yapılarımızı alacağız aslında. Sadece bunun bölerek almaktansa buradaki function'ın adı app.js ya, yukarıdaki login.js'e denk getireceğiz. O yüzden burada rnfs yaptıklarımızı silip app.js'teki kopyaladıklarımızı buraya bırakabiliriz. Şimdi biz bunu buraya bıraktık, ancak sayfamızın adı ne? Hala burada app. Bunun yerine burayı siliyoruz. Daha öncesi gibi şu şekilde göreceksiniz. Const login page, bir arrow function açıyoruz ve bu şekilde gidiyor. Aşağıda geldik. Bunu da export yapmamız lazım. Export default login page dedik. Login page ismiyle bunu çıktı olarak da alıyoruz. Burada çıktı aldıklarımız bütün yapılar var. Ancak buradaki fark ettiyseniz bir sıkıntımız olacak. Orada app.js'de olduğumuz için çıkıp src'ye girip içerisinde komponente girip loading diye import etmiştik. Ancak burada bu yolu izlemiyoruz, çünkü artık farklı bir klasör içerisindeyiz. Farklı bir gidişat izlememiz gerekiyor. O yüzden burayı siliyorum. Bakalım loading'e nasıl ulaşacağız. Tırnak açtım, bir nokta koydum, bir slash koydum. Bu ne demek oluyor? Sadece screens klasörü içerisindeki dosyalara ulaşmak demek oluyor. Bizim ne yapmamız lazım? Screens'in dışına çıkıp komponente gitmemiz lazım. O yüzden biz buraya 1, 2 nokta ve slash koyacağız. Gördüğünüz gibi hemen karşımıza çıktı. Components diyeceğiz. Yine bir slash koyacağız ve loading page'imizi bu tarafta import edeceğiz. Şimdi biz screens'i bu tarafta yaptık. Login page dedik. Şimdi app.js'i silebiliriz biz burada artık. Bunu sildik. Tekrar app.js'imizi bize kursun diye bu yapıyı da tekrardan kurduk. Şimdi dışarıda login page'imiz var. Bunu ne yapıyoruz? Aslında komponentten import etmiştik ki, onun gibi import login page diyoruz.
Bu login page'i import ettikten sonra da buraya gelip bunu direkt yapıştırıyoruz. Örneğin şu şekilde HTML tag'i olarak olacak bu. Yapıştırdım, tekrardan geldim. Bakın, önemli olan bir şeyler yaparken hatalarla karşılaşıp hataları çözmektir. Her şeyi doğru bir şekilde ilerlerken yazılım yazmak gibi bir hayaliniz varsa burada o şekilde ilerlemeyeceğiz. Hataları göre göre ilerleyeceğiz ve hatalar okumamız lazım. Hatalar en önemli konulardır. Debugging denilen sistem yazılımın neredeyse çoğu zamanını alır. Durmadan firmalarda bir şey geliştirmezsiniz. Var olan sistemlerde genelde çok fazla hatalar çıkar. Onları düzeltmeye odaklı çalışırsınız. Çok az zamanda yeni özellikler geliştirirsiniz. Şimdi iki farklı hata mesajımız var. Hata mesajımızın olduğu ekran var. Yani burada bir hata mesajımız var. Aynı hata aynı zamanda da burada. Failed diyor, yani başarısız oldu. Buradaki aslında söylediği şey direkt İngilizce olarak düşünebilirsiniz. Diyor ki bu yoldaki bahsedilen dosya burada bulunmuyor diyor. Aslında bir import yöntemi yapmıştık ki biz login page'e gelelim. Biz buradaki import yöntemini değiştirdik ya. Import yöntemini değiştirirken aslında sadece bir o yoktu burada. Farklı bir şeyler vardı. Neydi? Buradaki login icon. Hemen gelin bakın mesela. Assets, image, login, icon. Böyle bir yol vermişiz. Nerede? Assets, image, login icon. Hangi sayfada git de bunu bul diyor. Gördüğünüz gibi screens içerisindeki login page'e git. Böyle bir yol var. Bunu bul, bunu düzelt diyor bizim. Aynı zamanda bunu daha kolay nasıl anlarsınız? Buradaki kırmızı ekrana bakın. Zaten şuradaki bizim şu kodlarımızı gösteriyor fark ettiyseniz. Hatta 27. line olarak da gösteriyor. Direkt 27. line. Şuradaki line'lara çok aşırı güvenmeyin. Çünkü mesela 27 yerine 28 gösterir. Ama 28, 27 deyince bir üstüne ya da bir altına hata olarak bakabilirsiniz. Burada direkt doğru göstermiş. 27. line'da diyor, hatta burada da ok işaretiyle gösteriyor. Burada diyor bir hata var diyor. Bu hatayı okuduk. Evet, bu hatamız bu taraftan gelmiş. Şimdi login icon'a biz nereden geliyorduk? Bir klasör üstte çıktığımızda screens içerisinde kaldık. Biz böyle yapmayacağız. O yüzden şu login icon'ı ben kopyalıyorum ve şuradaki içerisini siliyorum. Baştan bir yol tanımlaması yapacağız. Açtım. 1, 2, slash koydum. Neredeyim? Hala components içerisinde. Şuradaki components ve screens içerisinde, yani SRC klasörü içerisindeyim. Benim neye ihtiyacım var? SRC'den de çıkıp assets'e gitmeye ihtiyacım var. O yüzden 1.2.1 slash daha koydum. Artık bütün klasörlerin yapısına ulaştım. Neredeyim? SRC içerisinden çıktım. Artık assets'e gittim. Assets'e gittim ama gördüğünüz gibi assets içerisinde bir klasör daha var. Gitmem gereken. Slash koydum. Images. Images'e gittikten sonra zaten içerisinde ne var? Bir tane login icon var. Ve bunun da ismini belirtmem gerekiyor. Uzantısıyla birlikte. Bunun uzantısını doğru girmezseniz yine hatayla karşılaşacaksınız. Artık bunu düzelttik. İnanıyorum. Artık R'ye bastım, tekrardan çalıştırdım. Gördüğünüz gibi ekran geldi ama fark ettiyseniz şurayı kapattığımızda biz neredeyiz? App.js içerisinde artık sadece böyle bir yapımız kaldı. Şimdi bu yapılarda biz şunu silebiliriz, hiçbir şekilde style vermeyeceğiz. Bu yapımızda şunu da silebiliriz, hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Artık sadece hangi sayfamız varsa burada import edeceğiz ve bu import ettiğimiz yöntem içerisindeki sayfa ekrana yansımış olacak. Şimdi burada aslında çoklu sayfa olduğu durumda ne yapacağız? Bugün onu görüyoruz. Navigasyon sistemiyle halledeceğiz. Şimdi login sayfamız hazır. Mesela login sayfamız hazır olduğu halde bir de biz aşağısına bir de eğer hesabınız yoksa kayıt ol diye bir buton koyacağız ve bizi artık sign up, yani üye olma tarafına yönlendirecek. O da mesela nedir? Sign up page olarak ya da register page olarak geçer. Biz buna sign up page.js diyelim. RNFES diyelim. Boş kalsın. Bunu daha sonra tasarımına ekleyeceğiz. Şimdi loginin içerisine bir şey ekleyeceğiz ve bu butona tıkladığımızda bizi oraya yollayacak. Şimdi bu taraftaki sistemde biz artık navigasyon sisteminde hop buradan hop bu tarafa doğru atlama gibi bir ihtimalimiz yok. Bundan dolayı bütün dosyaları belirli bir yere tanımlayacağız. Oradan izin geliyorsa başka sayfaya gidebileceğiz. Hemen gelelim, navigasyon sistemi nedir? Biz normalde React Native sitesindeydik ya. Google'a geliyoruz, diyoruz ki React Native Navigation. Bakın şuradaki navigation sistemleri de var ama biz yine en sonunda şuradan girmektense size şuradaki açıyı göstermem gerekiyor. Çünkü React ve React Native'in farkını görmeniz lazım. React web tarafında kullanılan bir framework'tür. React Native mobil tarafında kullanılır. Yine de şuradaki dokümantasyon da bizi karşılayabiliyor. Sorun değil. Ancak şuradaki React Native direkt React Native mobil tarafa hitap ediyor. Bundan dolayı ReactNative.dev içerisinde kalarak kodlarımıza geliyoruz.
Geldik diyor ki bunu diyor kullanabilmeniz için diyor şu iki paketi diyor import etmeniz gerekiyor diyor. Burada nasıl iki paket olduğunu anladım. Birincisi gözü aşinalı edeceksiniz. Buradaki et işaretiyle başlayan ve et işaretiyle başlayan iki farklı paket var. Aynı zamanda ikisinin arasında da boşluk olduğu için aslında npm install dediğimizde installundan sonra gelen paket isimleri indirilebilir ama sadece bir tane paket indirmeye edebilirsiniz. Hazır biliyorsanız kaç paket indireceğinizi bunu tek install seçeneğiyle indirebilirsiniz. Her biri için ayrı npm install yazmanıza gerek yok. Expo kullanıyorsanız npx expo install da diyebilirsiniz. Ayrıca bunun da şöyle şartları var. Expo kullananlar, dokümantasyon okumu çok önemli. Expo kullananlar React Native Screens ve Safe Area Context'i de kullanmak zorunda. Siz bunu kullanmayacaksınız. Simülatörde her şey düzgün çalışacak. Ama build aldıktan sonra yani paketledikten sonra markete atacağım diyeceksiniz. Markete atıyorsunuz. Aslında her şey düzgün ama açtığınızda uygulama iOS tarafında izin vermeyecek ama Android tarafında hatalı olsa da izin veriyor çoğu seferinde. Uygulamayı indireceksiniz marketten, açacaksınız beyaz ekran. Açacaksınız hiçbir şekilde bir şey gözükmeyecek. Bunun da sebebi Screens ve Safe Area Context'i indirmemiz gerektiğinden dolayıdır. O yüzden bu ikisini indirmemiz gerekiyor bizim. Geldik bunu kopyaladık ve bunu da daha sonrasında indireceğiz. Geldik burada terminalimize dedik. Ctrl C ile durdurduk ve Clear yapıyoruz. Buradaki terminalimizde hemen oradaki kopyaladığımız kodları yapıştırdık. npm install React Navigation Native, React Navigation Native Stack. İki farklı paketimiz var. Bunu import edeceğiz ama nereye gidecek? package.json içerisindeki şu dependency bölümüne gidecek. Bunu da canlı olarak izleyelim. Burada tıkladık. Bakın yukarıya eklenecek birazdan. Paketlerin indirilmesi internet hızınıza göre değişir. Çoğunlukla hızlı zamanlarda indiriliyor. Fark ettiyseniz iki tane paketimiz burada yüklendi. Gelelim tekrardan. npx expo install screens ve safe area context'i indirmemiz gerekiyor. Bunu da geldik buraya yapıştırdık. İndiriyoruz. Yani bir başkasının hazırladığı paketleri biz burada indiriyoruz. Screens ve Safe Area Context'imiz de hazır. Artık dokümantasyon okuyoruz. Bakın, Bare React Native Project demek React Native CLI kullananlar içindir. React Native ikiye ayrılır. Birisi Expo, birisi CLI. Expo bizim adımıza birçok işlemleri hallediyor. Şu an bizim kullandığımız sistem. CLI ise çoğu işlemi bize bırakıyor. Çoğu işlemde tekrar tekrar iOS tarafına ayrı, Android tarafına ayrı ayarlar yapmamız gerekiyor. O yüzden başlangıçta kodlamayı öğrenin, sonra CLI'ye geçip arka tarafta kodlama dışı problemlerle uğraşmanız daha iyi olacaktır. Direkt geldik, bu kısmı atlıyoruz. Yani şu kısımlara bakıyoruz, bunlarla falan yapmıyoruz. Böyle bir şeyimiz yok çünkü iOS klasörümüz zaten yok. Diyor ki app.js'in içerisine gel diyor. Bunun içerisinde diyor navigation container'ı diyor bu şekilde bütün kodlarını kapsayacak şekilde en üstte yaz diyor. Import navigation container'ı import et. Hemen kopyaladım, geldim. Neredeyim? Package.js'ini kapattım, login'i kapattım, sign up'ı kapattım, loading'i kapattım. App.js ile baş başa kaldık biz burada. Şimdi buradaki sayfamız içerisinde yakınlaştırıyorum. Ne diyor? Import et diyor. Aşağıya import ettim bunu da. Login page'imin içerisine neyi kaydedeceğim? Artık şuradaki navigation container, yani şurada indirmiştim. Şimdi bunu wrap etmek, yani sarmak anlamında oluyor. Navigation container'ı açtım, kapattım ve içerisine ekleyeceğim sayfalarımı da ekledim. Şu bu şekilde wrap etmek, kapsamak anlamına geliyor. Wrap etmiş olduk. Şimdi bunun içerisinde istediğim kadar sayfayı yazabilirim. Şimdi login page indirdim ama bir de sign up page'imiz var. Import sign up page from src screens, yukarıdaki gibi gördüğünüz gibi sign up page. Şimdi bu sign up page'imi de geldim. Bu aşağıya ekledim. Gördüğünüz gibi kapattık ve başlayalım. Şuradaki npx expo start diyelim. Uygulamamızı gerçek telefon gibi kapatıyoruz yukarıdan. İ'ye basıyoruz. Tekrardan uygulamamız açılıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada bir hatayla karşılaştığımızı söylüyor. Diyor ki burada sign up page zaten declare edildi diyor. Şimdi biz bunu yaparken bakın bir şey yaparken siz farkına vardınız mı bilmiyorum ama sign up page'i tıklayıp da enter'a basınca ben alt tarafta bir tane daha sign up page oluşturmuştu. Hemen bu hata mesajlarını okuyoruz. Diyor ki nerede diyor. Yukarıdan geldik. App.js içerisine gel diyor. App.js içerisinde miyim? App.js içerisindeyim. Ve 5. line'da var diyor. 5. line'da sign up page. Already been declared. Yani zaten tanımlandı anlamında. Sign up page bir kere tanımlanmış. Aa bakıyorum yukarıda da import etmişim. O yüzden iki kere importları siliyoruz burada. Ve tekrardan R'ye basıyoruz. Evet bu çalıştı. Şimdi buradaki login var. Login page, sign up page. İşimiz burada bitiyor mu? Bitmiyor. Hemen dokümantasyonu tekrardan dönüyoruz.
aşağıya geldik. Şimdi diyor ki sayfalar eklerken sayfaları direkt böyle login page, sign up page olarak ekleyemezsin diyor. Nasıl ekleyeceğiz peki biz bunu? Stack Navigator içerisine de bir screen ekleyeceksin diyor. Yani aslında sayfalar arası navigasyonu sağlayan bu. Bu sadece container yapısını sunuyor bize. Navigasyon yapısını sağlayan bu, sayfalar arası geçişi sağlayan bu. Zaten screen de sayfa demek, ekran demek görüntü anlamında. Bu yüzden her bir ekranımızı da bu şekilde belirteceğiz. Yani aslında oradaki login page, sign up page yazdık ya, onları şuraya yazacağız. Component, hangi component? Biz ne diyorduk? Sayfalar da, screens'ler de component diye anılabiliyor. Component de demek sadece küçük yapılar, sadece bir buton, sadece bir loading page demek değil. Tüm sayfalar bir component yapısıdır ama child component var, main component var. Main componentler screens denilen yapılar. Child componentler de component klasörü içerisinde küçükçe eklenmiş olanlar diye şimdilik düşünebilirsiniz. Bu şekilde kullanacağımız yapıda farkındaysanız stack nereden geliyor? Stack buradan geliyor ve create native stack navigator function'ı diye bir şey varmış, bunu çalıştırıyor. Bu da nereden geldi? Bu da buradan geldi. Şimdi navigation container'ı import ettik ama create native stack navigator'ı ayrı bir import etmemiz gerekiyormuş. Hemen bunu da import ediyoruz. Geldim buraya, bunu da import ettim. Farkındaysanız şurada function'ın dışarısında bir tanımlama yapıyor. Bunlar çok istisnai durumlardır. Çoğunlukla hiçbir şekilde kendi tanımlamalarınızı function'ın dışarısına değil, function'ın return arasına yazacaksınız. Ama bunlar paketlerin kendi istekleridir. İleride hangi şartlarda sadece function dışına yazılır göreceksiniz. Buradaki stack'ı da aldık, getirdik, bunun üzerine kullanıyoruz. Dokümantasyon kullanımı önemli olduğu için dokümantasyon tarafından gösteriyorum size. Çünkü ileride çok fazla gelip bakmak zorunda kalacaksınız. Diyor ki Stack Navigator'ı aç, Stack Navigator'ı aşağıda kapat. Şurada. Bunu da tamamladıktan sonra Stack Screen gibi falan yapılar oluşturacaksın. Stack.Navigator'ı bir açalım. Şimdi şuradaki page'lerimizi artık silebiliriz. Geldim Stack.Navigator. Açılış ve kapanış tagine ekledim. Hiyerarşi belli olsun diye her bir alt hiyerarşiyi sağ tarafa tabla yakınlaştırıyorum. Şimdi bunun içerisine de ne ekleyeceğiz? Stack Screen. Stack.screen kendi kapanış tagine sahip. Şimdi buraya geldik. Farkındaysanız navigator'ımız var, container'ımız var ve stack screen'imiz var. Navigator'la container'ı birleştirip arasına screen'leri ekleyeceğim. Şimdi benim hangi screen'im var? Kaç tane screen'im var? Login page ve sign up page. Bu yüzden bundan bir tane daha yazacağım. Stack, bir tane daha screen'im var. Screen. Buraya da tanımlama yaptım. Şimdi komponentleri nasıl tanımlıyoruz? Diyor ki bir name, bir component, bir de options diye bir şey var. Options da title, başlık anlamında. Bunu kullanmanıza gerek yok. Components ve ismi. Components ve ismi ayrı olabilir. Gördüğünüz gibi birisi home screenken birisi home oldu. Bu yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen gelelim biz buraya, diyelim ki component. Hangi component? Hemen login page'imi alıp buraya yapıştırdım. Peki bunun ismi ne olacak? Name dedim. Buna da login diyorum mesela. Login page de diyebilirsiniz ama başka yerdeki kullanımında hangisini kullanacağız? Arasındaki farkı görmeniz gerekiyor. Sonra tekrardan geldim, name dedim. Hangisini kullanacağız? Sign up page ama ismi ben yazıyorum. Sign up diye de yazdım buraya. Sign up page'imi de kopyaladım ve diyorum ki component olarak bu sayfayı kullan dedim. Tamam, artık her şeyimi kullanabilirim. Hatta bakın bunu yukarıya aldım, reload yaptım, sign up page'e yönlendirdi. Hangisi yukarıdaysa o açılış sayfası gibi algılanabiliyor. Tabii ki bu application bu sistemle çalışmıyor. Bunu değiştireceğiz daha sonrasında. Bunu tekrar üste getiriyorum ve dokümantasyonu okumaya devam ediyorum. Ve şu yukarıda gördüğünüz gibi yapı var. Bu iPhone'larda genelde yukarıda hazır halde gelen sayfanın ismi yazan yapıdır. Bunu kaldıracağız daha sonrasında. Aşağıya geliyorum. Buton var diyor. Butona tıklayınca artık bu sayfalar arası navigasyonu nasıl sağlarsınız diyor. İçerisine navigation yaz diyor. Şöyle bir prompt'un olacak. Herhangi bir sayfan varsa içerisine git diyor. Navigation yaz diyor. Buton diyor. On press'ini aç. Bunları yaz diyor. Şimdi anlatacağım ben. Geldik, şu sign login page'imizi yukarı yazmıştık. Login page'imize geldik. Login page'imize bir buton ekleyelim. Zaten bir butonumuz vardı değil mi? Neydi adı? Login page'ti. Şimdi aşağısına bu butonu bir kopyalayalım. Aşağısına geldim, bu butonu bir daha kopyaladım. Altına bir login daha çıktı. Hatta bu login'i de sign up olarak da değiştirdim. Yani kayıt ol anlamında gibi düşünebilirsiniz. Ancak bunu biraz ayıracağız ve farklı bir yapıda kullanacağız. Bunda margin tab veriyorum ki arada ayrılsın. Buradaki styles butonu da styles
sign up buton olarak da değiştiriyorum. Şimdi sign up buton var mı elimizde? Geldim. Sign up butonumuzda yukarıdaki normal buton değerlerini alabiliriz bakın. Bunu aldık ama üzerinde değişiklikler yapacağız diye düşünelim. O yüzden %80 yerine mesela burada %50 olarak tanımlıyorum. Daha küçük bir yapıda olsun. Hatta 30 olarak da tanımlayıp daha da küçük bir yapıda olabilir. Height değerleri, align item falan diğer her şey aynı kalsın. Ancak yukarıdaki rengini de değiştirelim. Burası sign up olduğu için gri ve blue diyor mesela. Bu şekilde görünümü olsun. Tıklayınca aslında koyu gri renginde. Tıklamadığımız zaman da böyle. Ama bunun on presi de diğer butondan kaldığı için bu on presi de asıl işimiz var bizim. On presi geleceğiz ve loading sayfasını yüklemesin diyoruz. Ve navigasyonumuza geldik tekrardan. Ne diyordu? Kullanacağın yani sayfalar arası geçiş yapmak istediğin sayfana gel. Yukarıya bir props tanımla nail'i sürü parantez içerisinde navigation yazarak diyor. Hemen yukarıya geldim. Login page'in içerisindeyim. Buraya navigation yazıyorum. Yazdım artık bunu kullanabilirim. Tekrar geldim diyor ki on press'e tıklandığında şu şekilde kullanabilirsin diyor. Bu şekilde de aslında bir veri gönderme anlamına geliyor. Veri göndermeyeceğiz sadece. Hangi sayfaya gitmek istediğimizi söyleyeceğiz. Navigation.navigate gitmek istediğimiz sayfa. Bu kadar. Burada geldim butonumun içerisine. Sign up butonuma geldim. Navigation.navigate parantez açtım. Ve ismini yazacağım gitmek istediğim sayfanın. Geldik şimdi bu kısma. En önemli kısım. Burayı çok dikkatli dinleyin. İsim dediği için hangi isme gideceğiz? Komponentin bu ismine gitmiyoruz. Komponentlerin bu isimlerine hiçbirine gitmiyoruz. İsim dediği burası. Sign up. Buradaki ismi çağıracağız biz orada. Navigation.sign up diyoruz. Şimdi buradaki sign up butonuna tıkladığımızda o tarafa gidecek. O yüzden tekrardan bir reload yapıyorum. Ve tıkladığımda gördüğünüz gibi ikinci sayfaya artık başarıyla gittik. Login'e dönüyoruz. Ve sign up'a gidiyoruz. Login'e dönüyoruz ve sign up'a gidiyoruz. Bu şekilde başarılı bir şekilde sonuçlanmış bir yapıya sahip olduk. Hatta buraya gittikten sonra şu şekilde de geri çekebiliyorsunuz. Ancak hem login yazısı, page'in ismi kaldı. Hem de sign up ismi kaldı. Bunları kaldırmak için hemen geldim. Birazcık küçültüyorum. Ve burada navigasyon sistemi içerisinde bir halledeceğiz. Aslında bütün sayfalarda üst var ya. Bütün sayfalarda üstte sistem çıkmasının sebebi Navigator. Navigator'ın da içerisine gelip Screen Options yazıyorum. Screen Options da ekrana gelen sayfaları arasında bir üst yazı bilgisi olsun mu olmasın gibi şeyleri kontrol edebiliriz. Daha çok şeyleri kontrol edebiliyoruz. Şimdilik bunu öğrenmemiz yeterli. Açtık otomatik süslü parantez geldi. Bir süslü parantezde biz açıyoruz. Shown header yazıyoruz. Header dediği o yukarıdaki kısımdı. Bizim gördüğümüz başlık ya. Header o anlamda. Header shown diye bir seçeneğimiz var. Yukarıdaki şeyi göstermek istiyor musun diyor. İki nokta üst üste neden? Çünkü bu bir obje. Obje içerisinde eşittir kullanamayız. İki nokta üst üste kullanırız. False diyoruz. Header shown false. Bakın yukarıdaki yapı gitti. Sign up'a da tıkladım. Sign up'taki yukarıdaki yapı da gitti. Hatta sign up page'de yukarıda yazı olarak kaldı. Sign up page'imiz nerede bizim? Şurada. Biz buraya bir style tanımlamadığımız için yukarıda kaldı. Container diye bir style tanımlıyorum. Aşağıya geçiyorum ve burada da style'a eşittir styles.container diyerek container'ımı tanımlamış oldum. Container'da ne yapacağız? Öncelikle Flex 1 ile bütün ekranı kaplatıyoruz. Justify Content Center ile ortalayıp Align Item Center ile de tam ekranın ortasına gelmesini sağlıyoruz. Artık sign up page'imize geldik. Sign up page'imizden geri gelebiliyoruz. Sign up page'imize gidebiliyoruz. Artık navigasyon işlemini de öğrenmiş olduk. Bu yapıların hepsi çok derinlemesine farklı farklı anlatılabilir. Ancak önceliğiniz bir sistemi oluşturma, bir sistem üzerinden ilerleme ve markete atılana kadar sistemi görebilmektir. Daha sonrasında bu yolların dışına çıkıp farklı denemeler yapıp sistemler kurabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi artık bir login page'imiz var. Tıkladığımızda loading geliyor. Bir de sign up geliyor. Artık navigation sistemini de öğrenmiş oldunuz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda yorumları belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.